İş ortaklığıyla beraber baştan sona hem altyapı tarafı hem network security tarafıyla beraber birçok proje gerçekleştirdik. Hızlıca başlıyorum. SecureFuture yaklaşık 6 yıl önce kurulmuş bir firma. Temeli security ağı üzerinde güvenliği sağlamak için kuruluyor ve kurucularımızın geçmiş yıllardaki tecrübeleriyle beraber birçok güzel işe adım almış bulunmaktayız. SecureFuture siber güvenlik lider ürünleriyle birlikte esasında hizmet veriyor. Bunların birçoğunu sizler de biliyorsunuz. WAF'dan tarafında Imperva özelinde çok ciddi yatırımlar alıyoruz ve bunu müşterilerimizde sistemlerine implement ediyoruz. Bunların arasında finans, telekom ve ticaret, üretim, holding, perakende sektörlerinde tamamında bulunuyoruz. Bu tecrübemizle birlikte esasında biz yaklaşık 2-2,5 yıl kadar önce başladığımız SOC merkezinin bir araştırmasını yapıyor olduk. Ve burada fark ettik ki genel olarak CM ürünleri üzerinde gelen logları müşterilere bildirimleri yapılıyor. Biz bunları nasıl yaparız diye araştırdığımız zaman da Türkiye'nin ilk yapay zeka temelli SOC merkezini kurmuş bulunmaktayız. Bu kurulumla beraber ilk müşterimiz de Zip Finansman tarafında, ona da çok kısa değiniyor olacağız. Ben şimdi sözü Korcan Bey'e bırakıyorum. Merhaba, Korcan Bey. Zip Finansman, Mete Fırkısı Genel Müdürlüğü Doktoru Anlıyorum ben. Zip'in de Zip 2013 yılında Avustralya'da kurulmuş ana pazarı Avustralya Denizleri Amda Amerika olan ve sunmuş olduğu kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerin ve iş ortaklarına kolaylık sağlayan bir dijital finansal hizmetler şirketidir. Zip Türkiye, yani Zip Finansman olarak da biz 6360 sayılı namlı yönetmen çalışmasında her türlü mal hizmet karşılığında da bir ödeme oluşturuyoruz. Bu finansmanı anlaşmalı markalarla alışveriş yapma sırasında şirketin sunmuş olduğu oran vadelerden faydalanmak isteyen bütün tüketicilere vermektedir. Sunmuş olduğumuz API olsun ya da hizmet olsun, iş ortaklarımızdan uygun şekilde hem online kanallarda hem offline kanallarda finansman sağlayabiliriz. Bunlar global ve de lokal reklamlar aslında iş ortaklarımız ve bunlar her hızla geliştiriyor. Burada yani soru söyleyeceğiz. Burada bizim finansman üzerinde esasında yapmış olduğumuz altyapı ve güvenlik yöncesi diyebiliriz. Network Server Storage yedekleme altyapısının, sanallaştırma altyapısının tamamını bizim yönetimimizle, bizim finansman ile beraber yönetimimizle sağlıyoruz. Siber güvenlik, veri güvenliği, son kullanıcı güvenliği, uygulama güvenliği ve penetrasyon testi dediğimiz ve red team aktivitelerinde SIP firmasıyla birlikte yürütüyor oluyoruz. Evet, burayı da ben anlatıyorum o zaman. Bu kurulum sırasında aslında temel ihtiyaçlarımız, hani sıfırdan bir regülasyon uygulayan bir şirket, bir altyapı kurma ihtiyacımız vardı. Bunun güvenliği, hızlı, nasıl geliyor, yataylarla etkileyip büyüyebileceğimiz sistem ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla sistem, network, sunucu, storage, yani sağlaştırma, yedekleme, veri güvenliği, bilgi güvenliği, siber güvenliği, network güvenliği, son kullanıcı güvenliği gibi sızma testi, zafiyet tarama gibi birçok çözüme ihtiyacımız vardı. Bu bağlamda aslında projemizin de bir anlamda kick-off'unu ya da scope'unu belirlemiş olmuştuk. Aynen öyle. Yani bizim esasında burada yapmış olduğumuz şey, Zip Finansman ve diğer müşterimizle Secure 360 bakış açısıyla beraber, yani altyapı tarafında hem network tarafında birçok proje gerçekleştiriyoruz. Yani Zip Finansman'da dediğim gibi baştan sona esasında bütün noktasında bulunduğumuz başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir projemizdir. Bu tabii aslında biz SecureFuture'ımızı tanıştık. Bu kapsamı skobu belirledikten sonra ne ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. İhtiyacımızı biliyorduk ama bir iş ortağına ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Sektörün önünde gelen firmaları da görüştük. Derdimizi anlattık, hikayemizi anlattık ve
pandemi dönemindeydi. Çok büyük risklerimiz de vardı. Skopumuz belliydi, zamanımız kısıtlıydı ve bütçemiz de bütçe dahil olmak üzere. Bunlar vardı. Bir de çip krizi, işte ürünlerin temini, ürünlerin kurulumları ya da işte var mı çiftliklerde sorunları dedi. Bu riskle beraber anlattığımızda iş ortağı olarak 8-3'ü seçtik ama bunun yanında sadece bunlarla kalmadı. Biz buna bir de fintech ve finans tecrübesini yaptık. Bunları arıyorduk iş ortağımızda. Regülasyona uyumlu çözümlerini arıyorduk. Güncel teknoloji tecrübesi ve bize teknoloji istek anlamında bize ön ayak olacak ışıklara koyup iş ortağına ihtiyacımız vardı. Otel anında projeye bir başlığı dediğimiz anda şirketin o anda teknik yeterlilik seviyesi yüksek olmasını istiyorduk. Uçtan uca çözüm olmasını bekliyorduk. Doğru proje yönetimi bekliyorduk. Çünkü sıkı sıkıya takip edilmesi gereken bir projeydi. Ve en önemlisi de bunun presses değil de yani post sales tarafı önemliydi. Dolayısıyla biz burada SecureFuture'da inandık. SecureFuture'da yolumuza devam etmeye karar verdik. Projeyi başlattık. Sonrasında da zaten bu işi profesyonel operasyonel destekle de sağlamış olduk ve hem internal ekipler hem de SecureFuture'la beraber şimdiye kadar sistemimizi, altyapımızı ve güvenliğimizi büyütmekteyiz. Burayı ben devralayayım. Biz SecureFuture'da SOC altyapısını kurmayı planladığımız zaman esasında dediğimiz gibi birçok rakibimizi araştırıyor olduk. Birçok ürünü araştırıyor olduk ve burada Zil Finansman'da Secure 360 bakış açısını devreye almayı planladığımızda ve burada el sıkıştığımızda zaten hali hazırda bütün altyapısını beraber yönettiğimiz bir sistemimiz var. Ve bizim burada gene yani merkezi log yönetimi ve bunun SOC tarafıyla birleştirip AI'yı dahil ederek işin içerisine açıkçası hızlı yani normalde çok kısa bir örnekle anlatacağım bunu. Normalde aldığınız SOC hizmetinde level 1 arkadaşların karşısına düşen alarmları level 1 arkadaşın onaylamasıyla veya işte diyorum bunu false pozitif olarak işaretlemesiyle sonlandırıyoruz. Bu da bazen insan hatasına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusu oluyor. Biz burada AI ile esasında gelen log'un analizini saniyeler içerisinde yapay zekaya yaptırıyoruz ve level 1'in karşısına çıkan alarmın bir threat puanını belirliyoruz. Örnek olarak 50 üzeri, 100 üzerinden 90. Bunu level 1 arkadaşın kesinlikle false pozitif olarak işaretlemesine imkan sağlamıyoruz. Bunu yaptığımız zaman da esasında oluşabilecek bir atak olabilir, bir malware olabilir, bir zararlının sisteme girişini engellemiş olur ve burada esasında doğrulama yapıyoruz biz. Hem level 1 arkadaşımız hem level 2 arkadaşımız bunları analizin yapmaya başladığı sırada esasında karşılarında hali hazırda yapılmış bir analiz oluyor. Ve ciddi anlamda hız kazanmış oluyoruz. Burada çok kısa bir örnek de vereceğim. Bazen müşterilerimize anlatıyoruz. Burada hani yapay zeka ne yapıyor burada? Çok kısa olacak. Örnek olarak Ahmet çalışanımız var bizim. LinkedIn hesabı üzerinde günde normalde 5-10 dakikasını geçirirken artık bunun 2-3 saatlere çıktığını, haftada 2-3 dosya paylaşırken bunun 10-20 artık şirkete göre fazla dosya paylaştığını görmeye başladı ve burada bir anomali oluşuyor artık. Biz burada diyoruz ki tamam bu kullanıcının normal hareketleri değil bu. Bu kullanıcı ne olabilir? Ya işten ayrılıyor olabilir, ya dışarıya veri çıkartıyor olabilir, ya da işten ayrılmayı düşünüyor olabilir. Bununla alakalı hızlı bir şekilde esasında güvenlik yöneticilerinin bilgisine sunuyoruz biz bu özelliğimizle beraber diyebilirim. Şimdi XSOC tarafında da yine SecureFuture'da hizmete başladık. Bunu servis olarak almaya karar verdik öncelikle. Burada da yine bizim istediğimiz o konvansiyonel hizmet ya da SOC tarafı değildi. Hakan'ın dediği gibi buna bir ekstra değer katabilecek, yani hizmetin de otomasyonu sağlayabilecek akıllı çözümlerle gitmek istiyorduk. Yine POC'ler yaptık, şirketlerle görüştük, yerinde gittik, izledik. Günün sonunda istediğimiz seviyede, istediğimiz zorunlulukta bizimle beraber bir işi dert edecek yine ekiple devam etmeye karar verdik ve bunun da Ağustos'tan beri aktif olarak kullanmaktayız. Ama bunun öncesinde de ekipler, yine Hakan ve ekibi, bizim bütün Sevim Beyler var, onların ekipleriyle beraber oturup işte envanter listeler çıkartıldı, siyahlar olarak da raporu kurallar yazıldı, kuralların bir işte playbook'ları yazıldı,
Bas pozitifler her gün çıkıyor. 7-24 bunu izliyoruz ve bunu ben de zaten yakından takip ediyorum. Güzel bir işbirliği, yine samimi bir ortamda, hem omuz omuza giren bir işbirliği hem altyapıda ve SOS'yla katıldığına. Bu zaten bizim ilk altyapı projesini yaptığımızda hedefimiz de buydu aslında. O da zamanı geldiğinde olgunlaştı. O süreçte zaten sistemi olgunlaştırdık. Bu ne değer yaptı bize? Bir de hizmet olarak biz bunu değerlendirdiğimizde biz şirket olarak kendi işimize fokuslandık. Kendi işimizi yapıyoruz. Bunu uzman bir ekibe 7/24 vererek, risk tahmini yaparak, analizini yaparak destekliyoruz. Bu bize şu da zaman kazandırıyor. İş gücünü, operasyonel iş gücünü, bu eşittir zaman, bu eşittir insan, bu eşittir maliyet olarak bize tasarruf olarak belirlemiyor aslında. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Senin konuşmasından dolayı ağzınıza sağlık. Teşekkürler katıldığınız için, katkılarınız için, geldiğiniz için. Teşekkürler.